matiye şey yapabildin mi? Şimdi ziyaret etti, diyor ki abi diyor, bu kitaplık diyor, kitaplığın var diyor. Dedi Musa Selma buraya koymuşlar. Ama dedi olur mu dedi. Dedim haram mı? Caiz değil. Dedim ki kim diyor bunu dedi. Mahsus yapıyor biliyor musun? Yani benim derdim şu, bir şeyin hükmünü duymak değil, yürümek lazım. Balık vermek değil, balığı tutmayız. Yani öyle körü körüne düşünmesin. Yani bir süreci, bir kokuyu, bir izi takip et. Kim söylüyor dedim bu kitaplar? Bu dedim fıkıh tefsir yok. Fıkıh kitapları. Ondan sonra okudum dedim. %80'ini okudum. Mesela ben senin gibi İlmihal sırf okumadım. İlmihal'da bir üstün olan Osmanlı İmparatorluğu'na Muteka 4 cilt. Fetebayin diye 12 cilt kısmını okudum. Peki dedi, caiz midir dedi. Kim söylüyor dedim caiz olmadığını. Ustad diyor, ben yanımda diyor başka eser bırakmadım, tutmadım dedi. Aynı ustad diyor ki, benim söylediklerim ben dedim diye kabul etmeyiniz. Mihenk'i vurmadan almayınız. Mihenk şeriattır. Şeriat bu kitapları yasaklıyor mu dedi. Yok, tamam. Ne diyecek şimdi? Kıvranıp da duruyor. Abi dedi, bunun bir hikmet olsa gerek. Şu, adam fizikçidir. Fizik kitabı okumayacak. Adam hocadır. Lisan dersi de yapıyor. İlmihal okumayacak. Adam Müslümandır. Sen ben Nurcuyuz. Fıkıh bilmeyecek mi? Ha? Fıkıh bilmeyecek misin? Ondan sonra kıvranıp duruyorsun. Bu caiz midir değil mi? Bankalarda faizlere bulaşıyoruz. Fıkıh bilmiyoruz. Şu. Risale-i Nur'u İmani tahkiki, esrar-ı Kur'aniye, istinbat-ı esrar. Malum şeyleri nakil değil. Bizim vasifimiz istinbat-ı esrar. İstihrac-ı esrar. Ha, istihrac-ı esrar. İstihrac-ı esrar. Ha, budur. Ha, bunu yapabilmen için zihnin geri kuştan azad olması lazım. Yani başka malumatlar bu enfusi şeylere sana zarar verir. Öyle tefsir, mefsirler okursa zarar derken, dindeki tabir zarar değil. Ne? Mahsedemezsin. Zihnin temiz olması lazım. Temiz derken şey yapmaması lazım. Mesela fenlere teşvik ediyor usta. Ama diyor usta, aynı zamanda hakikatlerin anlaşılmasına mani oldu felsefe. Felsefe dedi yani kimya fizik ya. Çünkü değişen bir şey, yorumlar. Fizik mutlaka %100 doğru değil ki. Sonra değiştirmiyorlar. Eskide atom tanımı nasıldı, şimdi nasıldır? Madde tanımı nasıldı, şimdi nasıldır? Kuantum fiziği çıktıktan sonra, değil mi? Eskide zaman tanımı nasıldı, şimdi nasıl? Öyle değil mi Osman? Ha, değişiyor, bu da felsefedir. Ha, şimdi, eğer istihrac-ı esrar, istinbat-ı mana, bu konuda yoğunlaşmak istiyorsan, ilmi hariç oku ama, bu sahada Risale-i Nur'a kanaat et, zihnin glukuştan azade olsun, ve o zaman olduğu gibi mahsedersin. Ha? O. İkisi farklı. Peki. Tekrar euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Fakat şuraya şey yazmamışız arkadaşlar. Kaçıncı derste? Dima 33. Dima bu iltizamı siliyoruz. Aslında hala 30 yayınlandı 30 kaldı. Ben işte olamam. Niye? Yok 34'den. Niye? Herhalde 31 yüklenmişti. Yayınlanacaktı.
Karıştı. Karışınca siteyi durdurduk. Var mı dedim, kayıt normalde. Ha tamam, ben devam ettim. Var duruyor. Kayıtları var. Tabii. Kayıtlar duruyor. Ha onlar aktif etti. Bülent abiyle konuşayım, ondaydı çünkü. He. 32 ondaydı. He. Son bakılıyor yani içinde. Ha bir baksın ama hemen şey yapın ki 33 yapacak. Tamam iltizam. Çünkü çok büyük şey. Hele 32 acayipti. 32'nin en son pazar günü yapmıştık. Çarşamba günü tuttuk ama şey oldu. Şöyle demiştim, hatırlıyor musunuz? En son. Hatırladınız mı? Eğri dünya bu dersleri görmüyor ki benimle uğraşmıyor. Bunu birkaç kez söyledim. Hatırlamadık. Kaşınmışsın. Acayip bir şeydi. Aklımızdan geçen şeyler. Aklımızda doktor ne dedin? Aklımızdan geçen şeyler duadır abi. Duadır. Maalesef. Biz de düşüyoruz zaten. 106 saat ders olmuş abi. Dima dersi. 106. Süper. Yani kayıtlı hali. Yayınlanmış 32'ye kadar olanı 106 saat. 32 yayınlanmamış değil mi? Ne diyorum onu da? 106 saat ders yapmışız. Sırf dima. Yani birer saatten 100 tane ders yaptık. 106. Süper. Hala var mı diyorlar öyle mi? Ha? Var şimdi. Buradayız. Daha yapmadık. Şuradayız. Ondan sonra bak bir şey söyleyeceğim, şaşıracaksınız ama kuvve-i maneviyiz yıkılmasın. Bunu okurken bunu biliyor muyduk? Yok. Bunu okurken bunu biliyor muyduk? Yok. Bunu ders yaparken bunu biliyor muyduk? Yok. Böyle gittik, tamam mı? Böyle gittik. Bir şey söyleyeceğim şimdi. Şaşıracaksınız. Tersten biliyorum. Şimdi bunu işaretleyeyim de. Şimdi taakkul okurken bunu bilmiyorduk. Ama izan okurken bunu biliyorduk. Bunu bitirdikten sonra itikat gözüyle tahayyüle bakacağız. Hmm. Bitirdikten sonra başa geleceğiz. Bir şey söyleyeyim mi? Zaten abi biz tahayyülü müstakil bir ders olarak da yapmadık. Tasavvurdu. Buradan mı başladık? Yani nereden başladık? Tasdikten başladık. Şurada. Dedik ki o zaman bu tahayyül, tasavvur, tahakkül yani aslında çok konuştuk. Yani zan derslerinde özellikle. Şu an 100 küsur tane şu kadar ders mi yaptık? Yani hatırladınız mı? Zan derslerinde bu üçü çok geçti ya. Ha bunları yaptık. Ha yani olunca dediniz bunlar zaten çok konuştuk. Bayağı bir üstünden geçtik. Tasdikten başlıyoruz dediniz. Yani tasdikten toplama şeklinde ders başladı. Mertebeler olarak. Oysa bu tahayyülde biz bir kainat kurulmuş kuruladı. Çekirdekten açı tamam mı ya? Tahayyülde alem-i misal var. Alem-i misal geliş yönü. Peki bizim yaptıklarımız işlediğimiz gidiyor mu alem-i misal? Alem-i misale değil gitmiyor. Alem-i misal defterlerine gidiyor. Daire-i misale gidiyor. Bu daire-i misal da olacak. Hmm. Mesela alem-i erba ruhlar yaratılıp buraya gelişi. Peki biz vefat edince ruhlar alemine mi gidiyoruz? Hayır. Dairelerine gidiyoruz. Biz burada berza hazırlıyoruz. Berza ağzına, hiçbir yere gittim yok. Peki, bak bunu yaparken tasdik bunu bilmiyorduk. Bunu bitirdikten sonra bu gözle buna bakacağız. Bütünlük gözüyle bir daha buna bakacağız. Sonra ahkamlarına döneceğiz. Sonra vefat edeceğiz ahirette. Vicdana, daha bu dima. Vicdana girmeden, kalbe girmeden. Ama bir tane kaçırdım arada. Kalbin içerisinde latife insanı yaptım, dayanamadım artık. Dima bitireceksin, vicdan bitireceksin, latife insani. Latife Rabbani vicdanda. Aha. Latife insani vicdandan da üstün. Daha canlı. Onu bir Hollanda'da yaptım. Bir de bir yerde. Yine biz bir derste latife insaniye girdik. Girdik işte onun için. Afyon'da kısa bir Afyon'da çok kısa evet. Yok onda mıydı? Bir cismaniyette mi? Birisinde hadi yani latife insaniye girdik bayağı. Girdik. Girdik. Hadi bismillahirrahmanirrahim. İltiza. Dima'nın 33. dersimiz. Divan 5. mertebesi, iltizam, girelim iltizama. 6. mertebe. 6. mertebe. Lügat manasını veriyorum. Ya Rabbi nasip ettiğin için günler sonsuz şükür. Çok özlemiştim. Zehir gibi oldum da bize abi. Yine baştan. Ne oldu? Zehir gibi hani üstad şey oluyordu ya. 20 yaşında geldim diyor tekrar. Ha, evet. Onun gibi oldu bize de. Evet, sıfır oldu gibi. Ve bugünkü dersimizi yaptığımız birinci dersi
32. dersten sonra konuşsak hiçbir anlam ifade etmezdi değil mi Osman? Evet. Çünkü alışmıştık sen. Evet. Ama değil mi, tazelendik değil mi Behre deyince? Şimdi irtizam lügat, kendine lazım kılma, Arapça yapısından koyuyor. Başka icrasına cehd ettiği şeyi kendi üzerine vacip kılma, başka tarafkirlik etme, başka gerekli bulma. Bu kadar. Lugatını verdik. Nüfus kağıdı. Bir daha okuyayım. İltizam, kendine lazım kılma, başka icrasına cehd ettiği şeyi kendi üzerine vacip kılma, başka tarafkirlik etme, bir de gerekli kılma diye lügat manası var. Şimdi başlıyoruz. İlk önce sözler 172, 172 metni okuyorum sözlerde. O zalim eşhasın harekatına, o zalim eşhasın harekatına fiilen veya iltizamen, demek ki fiilen ayrı, iltizam ayrı, veya iltihaken taraftar olmasıyla manen iştirak eder. Tamam mı? Bu deprem bahsinde söylüyor. Şimdi ne anladık oradan? Sonra size de şey vereceğim. Şu. Fiile, iltizamen, iltihaken taraftar olma diyor. Fiiline. İltizam, iltihak. Burada iltizam aynı fiili yapmıyor. Kendini terk edip bütün o olmuyor. Bunların ortası tarafı oluyor. Mesela zalim eşhasın harekatına fiilen. Ama onun gibi düşünmüyor. Onun gibi yaşıyor. Aldatmak için veya zaaf veya mağlup olmuş. Ama itikadı iyi. Ama onlar gibi yaşıyor. Bu fiilen. Üç tane kategori zikrediyor. Sonra bunu yaşaya, tamam mı? Düşüncesi de hani inandığınız gibi yaşamasanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız var ya, bu sefer onu gibi düşünmüyorsun ama onu yaşıyorsun fiil. Sonra iltizamen onun gibi düşünüyorsun, onun gibi yaşıyorsun, onun gibi düşünmeye başladın. Yani öyle de yani şey yapmamak lazım da işte aslında hangi zamandayız da hani böyle gerekçeler sıralarız ya. Bu fiilden sonra yaşaya o ehli dalaletin o zındık yaşantısını kendine lazım kılma müdafasını yapmaya başlıyorsun. Sen de iltizam başladı çalışmaya. Sonra bunu yaptın mı? Fiilen yaşadın ama öyle inanmadın. Sonra inandın ve öyle yaşadın. Ama gene bir şey de var. Üçüncü kategoride iltihak ediyorsun. Tamamen o zındık oluyor. Çok enteresan. Abi o zaman Haşir Risalesi iltizamı temizliyor. İltizamı yapılandırıyor. Yani Haşir, yani Emin Hoca'nın söylediklerinden yola çıkarsak eğer. Çok acayip bir şey söyledi. Onlar duymamış. Geldi odama. Ne ders yapacaksın dedi. Tamam mı? O dershaneye, daha dersi geçmedi. Hemen sarıldı, koşmuş artık adam. Her gece dua ettiğini söyledi. Dedim hocam, hiç ne ders yapacaksın, ben onun karşısında şunu yapacağım der miyim? 80 yaşında adam, alim, fazıl, Arapça, kurslar yaptırmış, cam yaptırmış. Hocam ne isterdiniz dedim, hangi mevzu isterdiniz? Dedi bak, o hadis metinleri söylüyor, hoca ya Arapça, kurs hocası. Dedi ki bak, Hasan kardeş, bir toplumun dedi, düzelmesi için, şey bozulması için metnini söylüyor Arapça. Alimler bozulmadıkça toplum bozulmaz. O zaman alimler düzelmedikçe toplum düzelmez. Peki bir toplumu düzeltmek için alimler düzelmesi lazım. Alimlerin düzelmesi için de haşir akidesine iman etmesi lazım. Etmiyor mu hocam dedi. Ahirete inanıyor, iman edemiyor. Ahirete iman etse
bunu yapamaz dedi. O zaman senden Allah rızası için istiyorum, gidene kadar burada, bu şehirde, diğer bilmem ben, diğer şehirde ama hepsi öyle olduğunu inanıyorum. Ahiretin ispatına dair ders yapayım. Eğer toplumu düzeltmek istiyorsan, hocalar düzelecek. Hocaların düzelmesi istiyorsan, ahiretin ispatını inanması lazım. Diğer kitaplarda, tefsirlerde çok okudum. Peygamberin ispatı, kitapların ispatı, meleklerin ispatı, Allah'ın ispatına dair var dedi. Çok şey var. Ama ahiretin ispatına dair doyurucu bilgi Risale-i Nur'da var dedi. İşte bu. Şimdi fiilen iltizamı iltihakim. İltizam nedir? Berzahtır. Fiilen iltizamı iltihakim. Bunun şeyde de geçiyor. Veya diyor, bunların hepsi taraftarlığın cüzleri mi oluyor? Evet. Mesela şöyle düşünün. Zaten iltizama İslamiyet diyor değil mi? Başka bir yerde geçecek. Evet. İltizam İslamiyettir diyor. Mektubatta geçiyor. Ha, iman, iman İslamiyet. İman izandır, İslamiyet iltizamdır. Evet. Eylemdir. Temelde zaten tanım oradan bayağı çıkıyor. Oradan çıkıyor zaten, oraya da geleceğiz. Şimdi bir daha söylüyorum. Bu bilinen bir örf, Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizin sözü. İnandığınız gibi dışarıda sergilemezsen, yaşamasan, yaşadığını inanmaya başlarsın. Niçin? Vicdan azabı seni azap vermesin diye. Tamam, azap vermesin diye. O zaman onlardan yaşıyor, onun gibi yaşıyor, onun gibi giyiniyor, onun gibi yiyip içiyor, onun gibi işler yapıyor. Ama onlardan değilim diyor. Sebebi, ki onları aldatıyorum. Ki onların baskısından kurtulayım. Ki toplumu şey yapmasın. Ne bileyim, bir sürü gerekçeler var. Ama onlar gibi düşünmüyor. Usta diyor ki bunu fiilen, küfre fiilen taraftar oluyor. Sonra iltizam ediyor. Lazım kılmak. Neydi lügat? İcrasına cihd ettiği şeyi kendine üzerine vacip kılmak, tarafkarlık etmek, gerekli kılmak. Ya bu zamanda lazım ya. Başka ne yapacaksın? Başka olur mu? Demeye başlar. O fiili müdafaa etmeye kalkar. Bu iltizam makamına düştü. Bu da berzah. Yani fiilin bir üstü. İnanmaya başladı. İnan. Sonra yaşadığına da inanırsa iltihaken oluyor. İltihak etmiş oluyor. Allah selamet versin. Sen iltihat biraz itikat gibi oldu. Öyle gibi. Evet. Menfi bitti ya. Menfi tarafı. Aleyhine bulunur. İltihak edince aleyhine bulun. Zaten mesela kurs hocasıdır, İmam Hatip'in Müslümandır, belirli bir şeyi vardır. Nasıl düştü? Bir anda ki bir insan böyle paldır küldür zındıkaya düşmez. Allah müsaade etmez. Peki nasıl düştü? İltizam ettiği için düştü. Fiilen iltihak olmuyor. İlle bir iltizam olacak. Peki. İltizam abi. Zannediyorum, ben Arapça bilmiyorum ama bu lam harfi var ya, lam, ben de rastlıyorum. Hep de zihnimde de lamın geçtiği yerlerde bağ görüyorum. Yani nispet olduğu yere bağ. İltizam. Lüzumdan bu ne dedi? Lüzumdan geliyor galiba. Lüzum. Ne dedi biliyor musun? Oraya girmiş olayım. Bağdır dedi. Bak fıtçı bağ, değil mi Arapça bilmiyor. Ben sözlere de o lamı da bildiğini, hatırladığını zannetmiyorum. ama fitri olmuş. Ne dedi? Bu ve şemsu tecri li mustakarin laha var 25'in sözde. Ve şemsu tecri li, oradaki lam diyor, alime şöyle ifade eder. Arife böyle ifade eder. Coğrafyaca böyle ifade eder, anlatıyor ya. Lamın bağı olduğunu, dimağla alakalı yorumlama melekesi olduğunu anlatıyor. Lama. Ben şimdi İltizamdaki kullanılan harfleri, mesela lam, her bir harfin tabiatı ya topraktır, ya ateştir, ya sudur, ya havadır. Mesela Kur'an'da cehennemi anlatan ayetlerde kullanılan harfler ateş ve toprak kullanılıyor.
Onun için cehennemle alakalı ayetleri, sureleri zor okursunuz. Burada. Şimdi mesela hangi mana ifade ediyorsa ona uygun elbise giydiriyor Kur'an. Mesela limustaka lamı Arife şöyle diyor. Bağdır diyor. Akıl içinde bağdır. İkadır akıl. Evet, İka var. Demek? Orada lam. He? Orada lam var. Orada ika zaten. Oradaki lam. Bağ demektir. Yani devenin kuyruğu. Ne demektir? Deveyi nasıl şey yaparlar? İkal edilir. Yani adam çölde seyahat ederken iniyor yatıyor. Deve çekip gidecek. Deveyi bağlarlar. Nereye bağlayacaksın? Birbirine bağlasan hep beraber gidiyor. Kendisine bağlasa bunu uyandıracak. Kuma bağlasa zaten söküp götürecek. Boğazındaki fini kuyruğuna bağlıyor. Çekmeye başlayınca dönüyor. Dönüyor. Çekiyor. Ya kurtulayım da gideceğim ya. Bir başka yer zannediyor. Kendisine bağ, kuyruğunun farkında değil ki beni oraya bağladılar anlasın. Başka bir yer zannediyor. İlkten kurtulmaya çalışıyor. Başa dönüyor, oturuyor. Artık orada uyuyor. Normalde yaptı. Yasin dedim. Ama kolaylıyor. O için lam bağ vazifesi yapar. Ne istiyorsan. Tamam, kop. Hulasa ettik. Demek ki burada iltizam aynı fiili yapmıyor. Kendini terk edip iltizam bir insana çalışınca kendini terk edip bütün o oluyor. Bunların orta tarafı ya. İltakisi o. Artık öyle bütün bir taraf değil. O oluyor. Müslüman böyle zındık olabiliyor. 2. Sözler 184. Tabii hocam müsbet manada da aynı şekilde çalışıyor. Tabii müsbet menfi. Bu deprem bahsinde olduğu ondan sonra sözleri de çıkartayım ki yanımda olsun. 172 öyle zannediyorum deprem bahsindedir. Evet, deprem bahsi. Sefa. 184, bu 15. söz olsa gerek. 184. Abi diyeceğim. şu sözlerinizi de şöyle biraz odaklıyorum. Bu kitaba bağlı kalmayan adamın sözleri bu kadar eskimiş olma ihtimali olabilir mi acaba diye. Özür dilerim. Yani, Kitaba bağlı olmayan birisinin bu kadar eski olabilir mi? Evet. Ne hale getirmiş. Bak şimdi 184'e de şey yap o zaman. Al bak. 184'e geçeyim. 15. söz. Bak şunu bak. Evet. Her evet. Bir hüküm renk ayrı bir mana ifade ediyor. Bunun aylarca uğraştım. İltizam nedir? Adam lütfedip de lugata bakmazken aylarca uğraşıyoruz. İntizam nedir? Lamında uğraşıyoruz. Ben size harflerden iltizam mesela elif yazılışını söyleyeyim. Elif, lam te ze ve mim iltizam. Peki bu ne için söylüyorum? Lamın karakteri toprak mıdır, ateş midir, su mudur, hava mıdır? Bak ona girmiyoruz. Bak 184'ü okuyacağım. 184. Şuradan okuyacağım. 15. söz. Sayfa deyince hatırladım hangi söz oldu. Yani diyorlar ya, külliyata sadık. Başka neyim var? Başka sevmem yok ki. Olsun. İnsan oldu, ağzını tut. Peygamber'e bile dil uzatmışlar. Allah'a bile dil uzatmışlar. Musa Aleyhisselam demiş ki, ya Rabbi, senin kulların bana küfrediyor demiş. Allah'a şikayet etmiş. Allah'tan teselli beklerken Allah dedi ki Celle Celaluhu, ya Musa, onlar bana değil. Allah ne hoş değil mi? Şimdi sevmedin mi Allah'ı? Ben onları Musa kafalarını seçeceğim. Söyle isimlerini çabuk bana. Gerçi ben biliyorum ama onaylattırım. Yapıyorum. Ya Musa. Onlar
Onlar bana da öyle yapıyor. Ya şimdi bize hakaret ediyorlar, küfür ediyorlar. E derler tamam. Allah'a yapıyor da küfür. Peygamber'e yapıyorlar. Taraf belli oluyor. Her şeyden. Allah aslında biliyordu. İşte imtihan Allah bakalım nesiniz bakalım diye değil. Hayır, yok abi öyle bir şey anlamıyorum. Öyle bir şey olmaz. Allah bilmez. Allah ezeli ebedi olarak zaten ilmi var. Biz biliriz sonradan. Şimdi 184. Halbuki hem senin hem insandaki senin şakirtlerin dediğiniz bir tarafa ne muhakeme ise şeytanı da bir zikredelim. Şeytandan daha alim kim var? Yoktur. Peki vesvese ilim onu tard eder, cehil onu davet eder. Vesvese. Vesvese kimin silahıdır? Şeytanın. Peki şeytandan daha ileri ilim olmayacağına göre, ilim de onu tard edeceğine göre, vesvese risalesini değil okumak ezberlesen bile hala vesvese olmasının sebebi terklerin olmamasındandır. Çünkü şeytanın terki yoktur. İlmi vardır, ilmin iktizası olan terki yoktur. Yani terklerle o ilmin arkasına geçiyorsun. İlmi o zaman kullanıyorsun, o zaman şeytanı kullanıyorsun. Şeytanı def etmiyorsun, şeytan enerjidir. Yap. Mesela ha kadın, kız geçiyor, bak diyor televizyon şey, bak diyor bir duygu yok mu o enerji, o ateş. O şeytandır işte, şeytandan değil, o şeytandır. O enerji yok etmiyor. Eğer teklerin olursa o enerjiyi hayırda kullanıyorsun. Mükemmel bir şey. Bakmadığın anda bakmadın olay bitti. Peki o enerji ne olacak? Var yok olur mu? Yok. O şeytan enerjisi fazilet oluyor. Sana aslında enerji verdi aslında. Aslında enerji verdi. O ne diyor? Yübedül ulay seyyat-ı masana. Siyyat yani kötü bir şey hasenata inkılap etti. Ha bu. Hasenat oldu. Yardım etti bize. Anladın mı? 23. sözde geçiyor. Yani. Günahlar sebaba inkılap eder. Fiili çıkmamışa olan günah var ya hani bak enerji yok mu? Şehvet arttı böyle. Sardı enerji. Ama bakmıyorsun. O var mı enerji? Var. Bakmadı. O da bitti. Kayboldu gitti mi? O enerji ne olacak? Geri gider mi? Var olan eski haline gelmez. Bitti bir kere. O nereye mal oldu? O vücuda döndü. O vücudun halicisi var zaten, mahluk oldu. O enerji, bakmayınca o enerji, o hayır oldu. İşte şer, hayra hizmet eder. Kabiliyet-i şer, yani günahlar hayra inkılap eder demek, o günah olan o şehveti, arzu uygulanmazsa, ortada da kalmaz, o hayır olur. Hem de ademi enerji. Hem de ademi enerji. Çünkü en güçlü enerjidir. Şeytanı ilimle tard edemezsiniz. Şeytanı ilimle mağlup edemezsiniz. Ondan ileri ilmimiz yoktur. Ama ilim onu tard eder diyor. Peki kaçıncı risaledir? Vesvese risalesi? 20. 20. 20. Yazıklar olsun bana. 21. söz ya. Ha 21. söz özür dilerim. Pardon. Yapma ya. Pardon. Size demedim ya. Pardon. Şimdi bak. Ben şoklama yapıyorum onu. Oradaki gayem şu. Yani derse gir çık böyle. Zahir batın zahir olsun diye yapıyorum kastım. Bak 21. söz. Ve ondan önce ne var biliyor musun? 20. söz. Terk var. 20. sözde ervah-ı habiseden bahsediyor. Adem aleyhisselam'dan bahsediyor. Terk olmadan o ilim olmuyor. Malumat oluyor. O sıralama da öyledir. Terklerin olabilmesi için haşir lazım. O ondan da öncedir. Mefte olması lazım. Anladın mı? Çok acayip. Bak, şeytan ilim kümesidir. Donmuş ilim değil. Şeytan kadar alim var mı? Yok. Peki, ilim ile vesveseyi aşarsın diyor. Vesvese risasını ezberledik. Çünkü şeytanda olan bende de var. İlim. Ama
Şeytan da olmayan bir şey var. Onu elde edersen ki bir yerde sıkıntı var. Vesvese lisanı sokuyoruz ve hala vesvesesi var. Bir yerde sorun var. Şeytan da olmayan ne var? Terk. Terkten de o ilim olur. Bilgidir o aslında. Elde ettiğimiz bilgiler, ilimler aktif değil ki şeytan tarda olmuyor. Aldık içeride duruyor. Tefekkür olacak, ceberut olacaktı. Evet, tefekkür ceberut olacaktı. Cebredecektin onu. Şimdi 184 neye şey yaptık? Şu, şeytani enerji, şeytanın verdiği enerji, yübedilullahi seyyiatim hasana, kabileti şer, kabileti hayra inkılap eder. Bak, kabileti şer, kabileti hayra. Kabil diyor, istidat demiyor. Yani, bak, verazanın payını gibi bir enerji yok mu? Böyle, ha, bu şeytandır şu anda. Şimdi bunun arkası, bunu hayır yapacağız bunu. Bunun arkasına geçmen lazım. Terk et. Kafayı çevir. Terk ettiğin anda o enerji yok olmaz. Duruyor, çözüyor. Soğuyor. O soğuyanın adı fazilet, kemalat, cihattır. Şeytanı hayra teptil edin. Canını aldır burada. İçeri hicret. Öbür mevzularda daha zor oluyor ama. Bu hani bakma mevzusu anlık ya. Şimdi o süre uzadı mı mesela birine bir şey demek şey yaptın dedirtecek şeytan sustun ya birkaç ay bir ay geçmiyor içinden ha bile onu deseydin yani. Şimdi bakacağız şeytan mı melek mi de ikisini de söylettiriyor. Hı-hı. De eğer şu soruyu sor demem mutlaka icap ediyor demesen orada eksiklik olacaksa de dediğin halde sen enaniyet yaptın diyorsa o şeytan. Yok bu şey o, menfi olarak söylüyorum. Ha tabii. Söyler. Aylarca duran, aylarca sevap kazanacaksın. Ha onu demek istedim. Yani bu bitiyor, öbürküsünde mevzu bitmiyor mesela. Senin zoruna gitmiş, nefsine basmış bir şey. Demen lazım, demiyor, sustun. Bitmedi ki mevzu. Ha ama ne yapıyor biliyor musun? Devamlı Allah meşgul olduğu için devamlı cihattasın. Yani onu demek istedim. O zaman bir adım daha ileri götüreyim Hasan abi. Üstad ne diyor? Hasan abi siz hep söylersiniz ya yani cenneti istemiyor yani rıza ile bütün rıza ilahi gösterildi o cümlenin tamamı nasıl abi siz hep söylersiniz ya şey işte sakın akay kimani eser Kur'an'ı işte yani o terki ettiğin zaman da artık o da bitiyor abi. Evet, mesela cenneti de terk ettiriyor rıza ilahi. Hocam terk herhalde vicdandır. Terki de terk ediyorsa da ruhtur. Bak niçin bu şey mesela sistem çalışınca adam der elin oğlu der işte böyle. Çünkü niye? Bak hepiniz dersin ben de düşünmeye başlarım. Çünkü sistemi yakaladın mı artık sistemde kapatıyorsun dolaşıyorsun ya dimağda ruhta. Adam tabi vicdandır heyecanlandır. Nasıl hakim? Çünkü sistemi çözmenin kelamlarıdır. Yanlış da yoksa. Arkayı düşünüyor. Bu dört isim çalışıyor. Hadi bakalım. Bir de okuyayım. Yani bu arada neyi gönderme yaptım? Vesvese Risalesini okuduğumuz halde bir yerde sorun var ki kurtulamıyoruz. Evet. Üç tane şey var ya abi. Terkuza sebeptir. Tahriye dair. Vesvesenin geliş maksadını bilmiyoruz. Evvelini bilmediğimiz için ahirinde sıkıntı. Evet. Zahiri kalıyoruz. Sadece. Aynen. Doğru. Halbuki, tam şunu da diyeyim de çok zorladı beni. Şimdi söyleyeyim. Dedi ki, ben dedi vesvese hastalığından düşer oldum. İki seneden beri hiç bakmıyorum televizyon, gene vesvese var. Ooo, sen hastalığı düşer olduktan sonra yapıyorsun. Onu önce de yapacaktım. Önceden terkin olacak. Çarın açar, hastanede yatıyor. Abi ben harama bakmıyorum ya. Bak da göreyim, zaten bakamazsın. Ona dili nedir? Hastaneden kalk bakalım, ikinci gün televizyonun karşısına geçiyor musun, geçmiyor musun? Bir daha okuyorum, 184. Halbuki hem senin, hem insandaki senin şakirtlerin dediğiniz bir tarafını muhakeme ise taraf ve muhalifi irtizamdır. Bir taraflık değildir, muvakkaten bir dinsizliktir. İnsandaki senin şakirtlerin. İnsandaki bak, görüyor musun? Halbuki hem senin, hem insandaki senin şakirtlerin dediğiniz bir tarafını muhakeme tarafsız ise taraf-ı muhalifi iltizamdır.
bir tarafkirlik değildir, muhakkak eminsizliktir. Şimdi şu mantığı şuydu, ondan sonra ben izahına geçeyim. İzah yapmış mıyız? Şimdi şeytan diyor ki, sen Kur'an'ı âli, yüksek görmenin sebebi Allah kelam olduğunu, Allah'a kabul ettiğin için kelamını da yüksek kabul ediyorsun. Oysa Kur'an'a yüksekliğini anlamak için, bak şu alçağa bak, nasıl bir mantık kuruyor. Peki de hakikaten Kur'an yüksek midir? Allah deme, Allah kelamı deme, beşer kelamı olarak bak bakalım, bunu görecek misin diyor. Ustad da diyor ki, Allah kelamı demesen, istersen beşer de, istersen ortadan bakmak de. Tarafi muhalifi, tarafta iltizam etmektir. Yani ortadan bakmak değildir. Allah'a bakışı yoksa, hangi bakış olursa olsun, onun zıttı demektir. Niçin diyor? Çünkü Kur'an benimdir diyen Allah'tan başka kim var? Beyazdan diye kim hiç duydunuz mu? Peygamberimiz de dahil. Yoktur. O zaman peygamber de dahil hiçbir insan benim değil dediği halde, yok senindir. Tamam, insan kelamı diyelim, şeytan diyor. Kimindir peki? Kim sahiplenmiş? Benimdir diyen var mı? İnsan kelamı diyeceğiz de peygamber ben yazmadım diyor. Sen adamdan daha iyi mi biliyorsun? Mesela bana deseler ki abi bunu sen mi yazdın? Yok sen yazdın. Lan benden daha iyi biliyor musun? Ben yazıp yazmadım. Benden daha iyi mi biliyorsun? Yazmadım. Yalan konuşmuyorsam tabii. Şimdi peygamber diyor ki benim değildir. Başka bir insan da çıkıp da, bir gerizekalı bir çıkıp da, ya Kur'an benimdi ben yazdım diyen var mı? Yok. Peki şeytan diyor ki insan kelamı bak. Nasıl bakacağım, hiç kimse sahiplenmemiş. Ortadan da olamaz diyor. Çünkü böyle bir meta, böyle bir kıymetli, can, değer bir eserin mutlaka birisi sahiplenmesi lazım. Sahibi kim? İnsanlardan bir tanesi yok. Bir kişi sahibi benim diyor. O da Allah. O zaman diyor pergeli Allah'a koy, oradan bakacaksın. Onun olmadığını ispat ettikten sonra onun elinden alabilirsin. Tamam. Mevzu buydu. Ha, şimdi bunu anladınız şeyde. Şeytanı böyle canını alıyorum. Ama şeytan da muhakememizi bozmaya çalışıyor. Şeytandaki ilim düz ilimdir. Muhakeme edemiyor. Niçin edemiyor? Çünkü haset muhakemesini bozmuş. İlim elde edilebiliriz Osman. Muhakeme başka bir şey. Mesela külliyatın muhakemat diye bir kitabı var. O muhakematı şey yapmasan, o belagat vesaire, o ilmi yanlışa da sebebiyet verebiliyorsun. Ha, şimdi bir tarafa ne kalmak taakkuldedir. Şurada. Zaten yazıyor bir taraf. Nasıl abi? Evet, bir taraf yazıyor. Bir taraf. Burada. Görüyor musun? Abi buradaki acaba bir üstteki iltizam olmasın sakın, buradaki anlattığı. Şu iltizam. Ha, çünkü bir üstünü yani gösteriyor. Olabilir mi? Çünkü bir tarafa ne değil, iltizamdır diyor. Tarafkirlik diyecek zaten şey. O zaman yani biz bunu hazırladık. Bunu zannediyorum ama belki de budur. Okuyalım görelim. Tamam. Veya ikisini demiş diyor. Veya bu da olabilir. Böyle bir iş değil. Çünkü onu yazmış ya 8 ay önce hazırlamış. Şimdi çalışmıştık. Şimdi öyle bakınca çünkü daha izanı dağıtlayıp evet, iltizam olması hali belki bu mevzuda başka olabilir. Evet. Ama burayı o kafamıza koyalım. Bu iltizam mı, bu iltizam? Çapraz mı? Şimdi bir tarafhane değil, taakul, akıl, akılda bir tarafhane, iltizamdır. Evet, evet, orasıdır abi. Çünkü ahkamlar üzerinden gidiyor burada. Evet. Değil mi? Bakalım. Şimdi taakulde, iltizamda Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi, yani kullandıkları İslam malzemeleri aynı. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselam ne malzeme kullanmışsa, Hazreti Ebu Bekir'de, Hazreti Ömer, Ali'de, Osman'da radıyallahu anh ecmain, onlar da aynı şeyi kullanmış. Yani şunu, villada da
gece konduda da çimento kullanılıyor, tuğla kullanılıyor. Fark ne? Projede, mekanda gibi. Şimdi iltizam da Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer gibi. Yani kullandıkları İslam malzemesi aynı peygamberle veya birbirlerine. Hazreti Ömer de aynı kullanıyor, Hazreti Ebubekir de. Ama birisi Ali, birisi Osman. Aynı. Kendilerini terk etmemişler. Yani ya Ömer, kendini terk et, peygamber gibi ol. Olmaz. Benim yaptığım gibi yapınız. Benim gibi olun demiyor. Yaptığımı yapınız. Ve bazıları diyor ya, veya biz diyoruz, senden olsaydım ben, deme öyle. Madem sen ben olacaktın, ben de sen olacaktım, beni niye yarattın? O zaman sen ol, sende kal ama bunu kullan. Bunu kullan. Kendilerini terk etmemişler. Yani Hazreti Ebubekir kendisini terk etmeden Resulullah'ın kullandığı Kur'an malzemesini, sünnet malzemesini o da kullanmış. Ortaya bir Ebubekir ağacı çıkmış meyve. Osman kendisini terk etmemiş. Osman dememiş peygamberimiz. Ya Osman, Ömer gibi sert ol. Ya Ömer, Osman gibi yumuşak ol. Demedi. Hiç uyanmadı. Ya Osman, Ömer, sakin ol, yavaş ol, sinirlerini kullanma dedim. Yok. Kendilerini terk ettirmemiş ama onu yaşamışlar. O malzemeyi yaşamışlar. Kimlikleri ayrı, bak kimlikleri ayrı, kişilikleri ise ortalama aynı. Bir daha, kimlikleri ayrı ama kişilikleri aynı. Yakın birbirine yakın. Kişilik dürüst, sıdk, sadaka, vefa, kişilikleri böyle. Ama kimlikleri, mesela hepimizin kimliği ayrı. Anne baba, memleket. Ama kişiliğimiz, nur talebeleri, tarikatçılar olarak herkes, hemen hemen kişilikleri böyledir. Nurcuların kişilikleri böyledir. Tarikatçıların kişilikleri böyledir diyoruz. Demek ki kişiliğimizi oluşturan iltizamdır. Yani iltizamımız belirliyor bizim kişiliği. İltizamımız belirliyor, güzel. Yani çok mana çıkar ama buradan. Peki 278. O şey okudunuz mu? Yani Mehaz'da devamı var. Nereye kadar okudunuz orada? 184'ü. Bilmiyorum tabii. Okudunuz son şey neresi? Yani nereye kadar okudunuz? Yani şeytan bir taraf hani muhakeme iki taraf. O paragraf hepsi okunması lazım çünkü en sonunda nefs söylüyor. Okuyayım. Halbuki hem senin hem insandaki senin şakirtlerin dediğiniz gibi bir taraf hani muhakeme ise tarafı muhalif iltizamdır. Bir tarafkilik değildir. Bunu okumasam zaten bunu yazamazdım herhalde. Muhakkaten bir dinsizliktir. Çünkü Kur'an'a kelam-ı beşer diye bakmak veya öyle muhakeme etmek şıkkı muhalifi esas tutmaktır. Batılı iltizamdır. Bir tarafına muhakeme değildir. Belki batıla tarafkirliktir. Şeytan dedi dedi. Buraya kadar abi mesela şimdi o batılı iltizamdır. Batılı muhakeme değildir. Belki batıla tarafkirliktir dedi. Batılı iltizamdır. Sonunda da batıla tarafkirliktir dedi. Zaten batıl batıl iltizam eşittir. Tarafkirlik gibi oluyor. Evet. O son şey. Tarafkirlik sen. Direkt cümle hani net söylüyor da. Tabii. O zaman iltizam tarafkirlik. Yani mesela yaşadığı bir şeyi adam öyle düşünmüyor. Ama yaşamaya başlayınca alışıyor, tarafkir oluyor o fiile, fiile, düşünce itibariyle. İşte tarafkir deyince de mesela bana şimdi şey gibi yani, nereye? Tasdik ettiğin bir şeydir tarafkirlik. He? Yani tasdik ettiğin bir hükmün şeyidir, yani gereği bu iltizamı bunu iltizam edilir. İltizam üstteki daha çok artık eyleme bile geçmiş hali, İslamiyet gibi düşünüyorum hep kafamda iltizamı. O daha ileride, daha üst bir mevzu. Yani evet. Artık eyleme bile geçmiş. Bu İslamiyet, evet. Oraya kadar gidecek gibi. Bu sanki tasdik ettiğin... Hani birbirine geçişler yapmış. Tasdik ettiğin şey, evet, tasdik. Tarafkirlik makamı burada kalıyor sanki. Tasdik, evet. Tasdiğin iltizamı. Evet. Tasdiğin iltizamı, evet. Öyle gözüküyor. Evet. Tamam. Yani başka diyen varsa... Evet. Yok, güzel. Beraber işliyoruz. Evet. Ben de zaten 8 önce yaptığım şey
bunu zannediyordu ama belki de budur, bu iltizamdır. Şu ne söyledi? Tarafkirliktir. Evet. Ama şu andaki Allah razı olsun görünüşte bu gözüküyor. Zaten herhalde biz bunu yapmıştık, iltizam. Evet. Sonra buna inmedik herhalde. Yok, iltizama inmedik hiç. Yok. İnmedik de imtisal yapmıştık. Ha, onu yaptık. Yani. Bundan sonra herhalde bunu da tasdikle bunu karıştırıyoruz dedik ya. Ha, orada bir evet. Şu tasdikteki iltizamla bu iltizam karıştırmamak için bir iş yapalım. Bir farklı olduğunu söylediğinizi hatırlıyoruz. Evet. O zaman mesela tarafkirliği alttaki izanın haleti ahkamlarından olana yazarsak yukarıya ne kalıyor? Şey gibi mi? Abi, Osman abi, mesela itikadın altındaki iltizama İslamiyet diyoruz ama başka tarafkirlik demeyecek de başka ne diyeceğiz? Vacip mi diyeceğiz? Yani tarafkirlik hani tasdik ettiğindeki ilk durum tarafkirlik şeklinde gözüküyor. Tasdik ettiğin bir şeye tarafkir oluyorsun. Ama öbür izanın da üstünde olan iltizam artık sanki fiiliyat oluyor, uygulamaya geçiriyorsun. Yaşayan bir hale gelmiş, yaşayan, yani eyleme geçirecek kadar seni öteye götürmüş bir tarafkirliktir belki yani. Hani kelime kullansak da ama ötesi gibi duruyor benim şu an gördüğüm. Birinde eylem var, birinde eylem yok. Eyleme kadar seni götürecek. Aslında abi yön desek, istikamet desek. Biraz da gidelim, biraz da gidelim. Daha başındayız da, iki tane okuduk. Daha iki tane okuduk. İki iltizam arasında. Kaç sayfa? Bak bu çevirdiklerini okuyacağız ha. Onları yani, okuyacağız ha bu sayfaları. Çevirdikleri. Şu kadar. Devam edelim o zaman. Ne zaman yani? Yok yani. Bitireceğiz abi. Abi o yüzden düz oku diyorlar işte. Bitireceğiz ama. Onlar da attı. O yüzden düz oku diyor. Şimdi 278. Tahmin edelim. Vesvese Risalesi'nde herhalde zannediyorum 278. Birinci söz, ikinci makam. He? Evet. İkinci veci vesvese. Vesvese değil mi? Ta kendisi. Tamam, sayfa. Ama Envar Baskı tabii. Yani hakikaten ilim yapınca kayıt arabın kalem malum. Bazen de dalıyorum şöyle. Kalem şey yaparken, seminer şey yaparken de komikten az yerlerde veya burada da koyuyorum böyle. Allah sikti beyaz. Tabii hep böyle oldu. Ama işte. Çok seviyorum. Bir şey vardı. Bir nur talebesi vardı. Diyarbakır'da. Neydi ya? Ben ondan şey dersi almıştım. Miras hukuku almıştım. Kaplan Hoca. Selahattin Kaplan Hoca. Böyle çalışıyordu böyle kağıt kalemlerle. Gösteriyordu. Bir de Elif Bey cami hocası gösteriyor. O çalıştığı tebeşir var ya gösteriyordu çocuk. Tebeşirin tozları. Hep saklardı. Mezarıma bunu da koyun demiş. Koyun demiş. Vay be. Tebeşir yani. Topraktır ya. Başka bir şey. Bidat değil. Hani Yavuz mu demiş. Şeyhülislam'ın verdiği fetvalarla gömün. Kutuyla beni gömün. Kutuyu bir açarlar bakarlar ki hep Şeyhülislam'ın fetvaları. Onu soru sordukları zaman Şeyhülislam'a sor. Abi o zaman adam sirayet bahsini biliyor. O tebeşirlerin boş olmadığını. Çocuklara Kur'an öğretmiş hep Elif, Arapça hocasıydı. Tozları biliyor. Ondan sonra hep onları tahtada gösterir. O tebeşir tozları hep saklarmış. Sonra ne yapacak? Poşet yapmış. Poşet böyle ne kadar yapmışlar. Demiş ki kızına mı demiş. Kümülünce kızım demiş. Bunu toprak atarken tebeşir topraktır ya. Onu da attım demiş. Hapise de çok girmişti. Ama çok severdi beni. Allah selam. Bak. Ha böyle tıtağına böyle. Ya ders alırdı. Çünkü meraklıydım ben. Çok seviyordum. Çok seviyordum. Merak. Peki. 278. Hem tefekkür tasdik-i akliden ve izan-ı kalbiden ayrıdırlar, başkadırlar. Bunu yazmam lazım ki şurayı görmek gerekiyor.
Bak. Çünkü nasıl çıkıyor diye hem de gözüküyor ya. Tasdik-i akliden bak. Ve izani kalbiden. Kalbi. Nasıl durdurdu beni? E nokta olsa nun koyacaktı. Dedim nun mu var, takke mi var? Durdum. Ayrıdırlar. Gerideki üçlüyü de almamız lazım değil mi? Hani bunu yazayım başkadırlar. Ondan sonra hangisi üçlü Habib? Şimdi şöyle diyor cümle. Hem tahayyül, hem tevehhüm, hem tasavvur, hem tefekkür. Tasdik-i akliden ve izan-ı evet. Ama hani sadece ben bunu diyeceğim derseniz o ayrı. Yine doğrudur herhalde ama dörtlü geliyor yani. Bir dakika mısın? Çünkü diyor hem tahayyül, hem tevehhüm, hem tasavvur, hem bir dakika, tefekkür. Bir dakika söyler misin? Hem tahayyül, hem tevehhüm, hem tasavvur, hem tefekkür. Tasdik-i akliden ve izan-ı kalbiden ayrıdırlar. Aslında dediğimiz neydi? O üçlü, aşağıdaki üçlü var ya, tavkut, tasavvur, tahayyül şeyden bir tasdik ve izan kalbinden ayrı olduğunu söylüyor. Evet. Zaten biz de onu buna göre ayırmıştık evet. Zamanla. O zaman hem tefekkür şöyle yapalım. Tahayyül, tevehhüm, tasavvur, tefekkür. Şöyle söyler misin bir daha? Tahayyül, hem tahayyül. Tahayyül. Tamam. Hem tevehhüm. Hem tevehhüm. Hem tasavvur. Hem tefekkür. Zaten bu üçlü şeyi yapıyor. Tahayyül, tasavvur, tahkülü anlatıyor aslında. Hem tefekkür. Şimdi şey yaparsın parantezden. Tamam. Tamam şimdi oldu. Benim bildiğim Hasan Akar onu siler orada daha düzgün bir şekilde yazar abi. Şunu değil mi? Tabii abi. Ama senin bildiğin. Pek bir şey önemli değil. Ama nasıl çalıştırıyor bizi? Yazayım peki. Zaten burayı hep konuşuyorduk ya. Onlar bir derece serbesttirler. Cüz ihtiyar pek dinlemiyorlar. Teknik dini altına girmiyorlar. Tahayyül, tasavvur, tahakkül. Esas yani bizim de çok kontrol edemediğimiz kısım yani. Cüz-i ihtiyar. Ne dedim bir de söyle yazı. Onlar bir derece serbesttirler. Cüz-i ihtiyar pek dinlemiyorlar. Onlar değil mi? Altına çok giremiyorlar. Onlar değil mi? Evet bunlar. İzan ve tasdik gibi değil. İzanda artık mevzu değişiyor. Yani kırılma noktası bu gruba kadar. Hükmü başka. Bundan sonrası zaten burada onu anlatıyor. Kırılma. Tasdik izan öyle değiller diyor. He. Zaten oraya. Bu çok altına doğru da yazarız o zaman. Tasdik akliden cüz-i ihtiyar teklif altına girmiyor. Pek dinlemiyorlar. Teklif yeni altına çok girmiyorlar. Giremiyorlar. Giremiyorlar. Müjde. Müjde. Bildin mi çözülüyor zaten. Bir cumartesi dersi olmuştu zaten. Şimdi burası onu da o zaman ekleyelim. Şurayı bir kapatayım şunu. Şurayı kapatmam lazım ki. Şimdi bak. Bu çok önemli.
veya bunun altına, bir de o kromosomun, ha bunun altına mı yapma lazım, bunun altına bak. O bittiği hem tahayyül, hem teveddüm, hem tasavvur, hem tefekkür, tasdik-i akliden ve izan-ı kalbinden ayrıdırlar, başkadırlar. Onlar bir derece serbesttirler, cüz ihtiyarı pek dinlemiyorlar, teklifi altında çok giremiyorlar. İşte bu çok önemli şunlar. Evet. Şimdi o zaman bizi çok vesveselerle kurtaracak bir şey. Evet, burası... Bak, şurası çok önemli. İyi ki söylemiş yani. Yani üzülme diyor bir bir Müslümana. Bir Müslümana diyor ki üzülme. Niçin? Çünkü bunlar hem söyler misin? Onlar bir derece serbesttirler. Evet, birincisi. Onlar bir derece serbesttirler. Yazıyor mu bir dakika? Ha yazmış ya. Bir derece serbest. Onlar yazmış kim yazmış? Bir derece serbesttirler. Cüz-i ihtiyariyeyi pek dinlemiyorlar. Onu da sanki böyle şey gibi yazsaydınız. Madde yazsaydınız daha güzel olacaktı. 3 tane başlık var aslında. Tam yani. Benim bildiğim Hasan abi. Benim bildiğim Hasan abi. Beni çalıştırmayı. Benim bildiğim Hasan abi. Şöyle yapıyoruz. Kaç tanedir? 3 madde var. 3 madde ise yapalım. 3 maddeyi de ayrı yazalım. Tefekkürde sınır yok. 1 kırmızı ile yapacağız. Heh, doğru. Şöyle yapayım. Onlar birileri serbesttirler. İkincisi. Yani bunlar. Bir derece serbesttirler. İki, cüz-i ihtiyariyi pek dinlemiyorlar. Pek mi diyorlar? Pek dinlemiyorlar. Yiyemiyorum, yiyemiyorum. Pek mi? Pek mi? Ya şimdi öbür tarafın da maddeleri var. O nasıl olacak? Tasdik ve izan öyle değiller. Başka oldu. Şama başka madde oldu. Ondan sonra gerekiyor. Ondan sonra serbest istediği zaman çalışıyor. Şurayı silmem lazım ki şu onun devamı zannediliyor. Zannedilebilir. Şu. Altında kalmıyoruz her durumda. Şunun devamı zannediliyor. Bakın şu oldu. Zaten akıl alıyor bu ikisini. Tasdikte izan var ya. Yukarıya akıl alıyor. Ta akıl devreye girdi mi? Arasını şey yapıyor. İşletiyor. Şimdi ondan sonra ne geliyor? Dinlemiyorlar. Teklifi din altına çok girmiyorlar. Tasdik ve izan öyle değiller. Bir nizama tabidirler. Mizan. Bir bak şuraya. He. Mizan. Bir mizan. Mizan mı yazar? Tasdik ve izan öyle değiller. Bir nizama. Mizan. Mizan. Mimle. Öyle mi? Mimle. Allah Allah. Ben de şaşırıyorsun öyle. Bunu çok dik yaptığında bunu yatırır mıyız? Ha yatar abi. Yatarsa bir tanesi yatırsın. Dur ben. Bakalım.
Tamam. Bir nizama tabi değiller. Tabidirler. Ha. Hem taayyül şu elini koy. Hem tebehü. Tebehüm buradadır. Vehim ya. Ha vehim niye koymadık buraya? Nereye abi? Buraya hiç yazmadık vehimi. Esas önemli. Tabi vehim orada mıydı? He? Tabi vehim. Ama en önemlisini koymadı. Niye? Bana yardım etmiyorsunuz. Daha dersin başıydı. Ha bilgiler, şüpheler diyor. He. Ondan sonra bak bir mizana tabidirler. Kim? İzanla tasdik şu. Şunla şu. Tamam bak abiler. Kulumu şey yapıyorum. Şunla şu. İzanla tasdik bir mizana tabidirler. Şimdi elime bak. Tahayyül. Tevehhüm burada. Ve tasavvur da burada. Evet. Tasavvur. Tefekkür de burada. Evet. Nasıl ki tasdik ve izan değiller. Tasdik ve izan değiller. Doğru. Bu anlatılar. Şunlar. Değiller. Hangileri? Bunlar değil. Olmayınca ne oluyor? Öyle de şüphe ve tereddüt saymazlar. Yani şüphe, tereddüt de burada. Öfler. Tereddüt. Ali Kabakçı, onu da ekle abi. Semadem. Bu hocam, bu önceki zaten sizin tarifinizde. Orada biraz daha hülasa sahip. İçin eklendi işte. Tereddütler de aynı değil. Ondan sonra ben de ekleyeceğim. Bak, şüphe ve vehim tereddüt saymazlar bu ikisi. Şurada ne çıkarttık? Cüz-i ihtiyarı mahluk değil. Onun için istediği tarafa meyil ettirebilirsin. Bak 186. sayfada izah var. Cüz-i ihtiyar mahluk olsa bir yere meylettiğin zaman irade şey kalır. Zanunidir yapma. Mahluk değil yani. Çünkü cüz-i ihtiyar neredeydi yerini? Hatırlayan var mı? Cüz-i ihtiyarın yeri. Tasavvurdaydı demiş. Evet. Tasavvurda mıydı? Tasavvurda. Tasavvurda almış. Tasavvurda dedik abi en son. Evet. Abi bir zaman iltizama çıkardık biz onu. Yani. Tamam çalışıyor. Tabii. Nasıl be? Birkaç ay öyle gitti. En son bir ay daha aşağı aldı. Tasavvurda olmaz. Daha sonra ne diyeceğiz? Çünkü oynak olduğu, sabit olsa bir yere meyletse vacip olur o işi yapmak. Ama cüz-i ihtiyar dönebiliyor. O zaman oynak olması lazım. Şimdi ne bulmuştuk dedik. Şurada. Biz tabii iltizama geleceğiz burada. He? İltizama geleceğiz daha mevzu. Evet. Mesela soru yani. Şimdi tasdik hakkında bize kalbinde farklıdırlar. Burada devamında iltizam var iniyor zaten abi mevzu. He. Ben oraya bir geçeyim. Buraya da çok tasdik yazan değiller. Yüz kaçtı? 278. 278. Hem tefekkür kimlerde? Taayyül, tevehhüm ve tasavvur hem tefekkür, tasdik hakkı denize kalbin ayrıdırlar, başkadırlar. Onlar bir deli sabittirler, cüz-i ihtiyarı pek dinlemiyorlar. Teklifi din altına çok girmiyorlar. Yazdık bunu. Yazdık, onları yazdık. Çok girmiyorlar dedin mi? Çok giremiyorlar. Ha, giremiyorlar. Çok giremiyorlar. Çok giremiyorlar. O önemli. Yani girdikleri de oluyor demek ki. Abi bir de bir hatası var. Giremiyorlar abi. Bir tane. Tamam. Girmiyorlar, başka giremiyorlar. Tasdik ve izan öyle değiller. Bir mizana tabidirler. Hem tahayyül,
Tevehüm, tasavvur, tefekkür nasıl ki tasdik ve izan değiller, öyle de şüphe ve tevhid saymazlar. Fakat eğer lüzumsuz tekrar ede ede müstakar bir hale gelse, o vakit hakiki bir nevi şüphe ondan tevellüt edebilir. Hem bir tarafa hem muhakkeme namiyle veya insaf namına deyip şıkkı muhalifi iltizam ede ede. Demek ki iltizam ede ede. Buradaki iltizam yukarıdaki iltizam değil yani. Tasdiğin iltizam. Benziyor. Evet o. Şıkkı muhalifi iltizam ede ede. Yani tasdik etmiyor, iltizam ediyor. Ama ede ede öyle bir hale gelir ki ihtiyarsız taraf ve muhalif iltizam eder. Demek ki iltizamda ne ihtiyarsız taraf ve muhalifi geçme hali. Bu da sanki şey var ama şeytanla konuşmasının sistemini anlatıyor. Sistemi anlatıyor tabii. Orada şeytan... Efendim doktorum? Misal değil. Şey diyor ya, şurayı tasdik ve izan öyle değiller, bir mizana tabidirler. Tasdik ve izan bir mizana tabidirler. Bu mizan nedir diye sordum. Bu mizan tahakküldür diye düşündüm ama doğru mu? Harika, bir de söyle abim. Bunlar tasdik ve izan değiller. Bir mizana tabidir. Bu ikisi bir mizana tabidirler. O mizan nedir diye düşündüm. O da tahakkül. Tahakkül bunu karar veriyor. Yani şey, izan ve tasdikin mizanı oluyor. İzan ve tasdikin mizanı yani. Evet. Burada aşağıyla yukarıyı ayıran tahakkül seviyesi. Bunlar bir mizana tabidirler. Evet. Hocam. O mizan tahakkül olabilir mi? Yani izan ve tasdikin mizanı. Mizan diye bir mizana bakar mısınız? Yeri neresiydi? Mizan. Hocam ben mizanla ilgili bir görüşüm. Hem sen de bak şey. Mizan ile mizan arasında ben şunu hissediyorum. Mizan dışarıdan düzenlenen, tanzim edilen. Mizan içeriden. Yani biri enfüsü, biri zahir gibi de düşünebiliriz. Mizan kendi içinde sistemi olan. Ama nizam dışarıdan tanzim ve düzenlenen. Mizan diye diyorsa burada o zaman tasdik ve izanın kendi içinde başka bir sistemi olduğunu düşünüyorum. Kendilerini mizana sokan, düzenleyen. O da zannediyorum tahakkül değildir. Tefekkür tahakkül değil mi? Yani biraz da gidelim. Ama tefekkür sen gel mizanı ol. Tefekkür gibi değil. Mizan diye bir yer sokmuşuz için. Yok yani tahakkül değil yani. Onun yerine bulalım. Bak anladın burada mı? İltizam, sen bulana kadar biz okuyalım. Şıkkı muhalifi iltizam edeydi. Oluyor. İltizam edeydi. Ta öyle bir hale gelir ki ihtiyar kalkıyor. İhtiyarsız taraf muhalifi iltizam eder. Demek ki ihtiyarı ortadan kaldırma hali ki doğru. İhtiyar neredeydi? Tasavvurdaydı. Değil mi? Bak oradaydı. O zaman iltizama geçti mi cüz ihtiyar kalkıyor. İltizam etti mi artık cüz ihtiyarı yoktu. Ona vacip olan hakkın iltizamı kırılır. O da tehlikeye düşer. Hasmın veya şeytanın bir vekili fısıltısı olacak bir halet zihninde takarrur eder. Şu nevi vesvesenin en mühimi budur ki vesveseli adam imkan zatı ile imkan zihni birbiriyle itibas eder. Yani bir şeyi saatinde mümkün görse o şeyi zihnen dahi mümkün ve aklen meşgul tevehüm eder. Halbuki ilmi kelamı kaidelerindendir ki imkan-ı zati ise yakin ilme münafi değil ve zarret-i zihni zıddiyeti yoktur. Devam ediyor. Abi deminkini ben yine biraz şimdi geri döndüğümde baktım mı geçen senekini? Not etmişim. Oradan hangisini? Mesela izanın ve tasdiğin kendine mizanları var ya. Mizanları var. Onlar nedir diye baktım. İzan iki imtisal zaten. Bir de söyle. İzan imtisal orada zaten yazılı. Tamam. Tasdiğinki de ilim. İlim mi? İlim. Yok şu, oradaki iltizam da tasdiğinki de ilim. Onların evet. Kendi mizanları birinin birine şu bilgiydi. Evet. İlim bu. Yani izan ve tasdik bir mizana tabidirler diyor ya. Onlar imtisal ve ilimle besleniyor zaten. Onun için hani tahakkülden etkilenmediğini düşünüyorum.
şurada bilgi vardı ya onu diyor Ali şey Osman. Bu evet. Bilgi burada ilme dönüş. Buradan başlıyor da ilme. Evet. İlim buradan başlıyor. Onu da yazalım. Çokça yazıyor. Çokça yazdık onu değil mi? Evet. Ama ekleyelim atem lazımsa. Şu ilim buradaydı değil mi şurada? Evet. Tasdikte. İlim tasdikteydi abi. Ha tamam. Ya. Bu bilgi yazacaktık değil mi buraya? Yani tasdik ilme dayanıyor. Oradan bir dur gözümüz alıyor. Görsün de. Takut tefekkür. Tefekkürle alınan bilgiler. Sonra yukarıda ilme dönüşecek. Şimdi söyle abim şimdi. Şimdi tasdik ve izan bir mizana tabi diyor ya abi. Mizana tabi mizan. Demek ikisi. Mizan dediği için hani ben... Şuraya yazayım onu da dur. Dur. Mizan. Öyle dediği için ben hani Fikret abinin dediğine konuşuyorum. Tahakkülden etkilenmiyor çünkü kendi mizanları yani kendi içsel değerleri tasdiğinki ilim, ilimden kuvvet alıyor, izaninki de imtisal. Onların düzenleyicileri, sistemlerini organize edenler bu sistemler. İmtisal ve ilim. Devam edelim. Daha yeni başladık. Bir şey söyleyeyim mi Hasan abi? He abi. Şimdi şu şey var ya, tahayyül, tasavvur, tahakkül, tasdik, izan, iltizam, itikat. Bunu aslında sadece şu 7 taneyi Hasan abi, Adem Aleyhisselam'ın cennetteki varlığını, oradan çıkartılışını ve tekrar oraya girişine kadar o bütün macerayı buraya yerleştirebiliyoruz abi. Acayip bir şekilde. Mesela şeytan cennete girebilir mi? Yok. Nasıl müdahale etti? Evet. İşte bakın tasavvurdan çıkabilir mi? Çıkamaz. Ama şeytanın hali ve hareketlerine takındığınız zaman siz kendi içinizde o yaşantıyı zaten kendiniz içinizde giriyor oraya. Başka bir surete bürünerek oraya giriyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bakın burada da insan içindeki şakirtleri diyor. İnsan içindeki şakirtleri diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu resmen onu ifade ediyor, izah ediyor sana abi. Bakın şeytan girebiliyor mu? Giremiyor. Ama şurada okumuştuk ki hasmın ve şeytanın bir vekili fuzulisi olacak bir halet zihninde takarrur eder. Şeytan şuraya kadar gelebiliyor mu? Şuraya kadar gelebiliyor, şuraya kadar. Şu. Bu da bir taraf hani Berza. Bundan sonra sen eğer şeytanlık yapıyorsan sensin zaten. Şeytanı fezip fuzuli vekili ol. Fuzuli vekili ol. Artık o didiş dayatmalar değil, içsel şeytan. Çünkü şeytan mahluk mudur? Mahluk. Şecere sirkatı var mı? Onların bütün hepsi çekirdek var mı bizde? Cebrail de bende, Cebrail benim, Arş benim, Kürs benim, Cennet benim, Şeytan da benim. Hepsi bende var mı? Ha, şuraya kadar hariçteki şeytan, bundan sonra batındaki, bendeki şeytan uyanıyor. Ondan sonra hannas şeydir. Nefs-emmane var ya, vücudu hariciye gibi çalışıyor artık, takarrur ediyor, kendisi o oluyor. Yani insandaki şakirdi biz oluyoruz. Şeytanlık yani. İnsan şeytanlaşırsa şeytan daha beter şeytan olur. Üstad diyorum, Bediüzzaman Said Ünsü Hazretleri mübarek, nasıl hakim olmuş meseleye, nasıl bir hakimiyet ki bu? Her şeyi çözmüş. Onlar bir de serbesttirler. Cüz ihtiyarı pek dinlemiyorlar. Tek gibi dinin altına çok giremiyorlar. Şimdi ben insan olarak bunu düşünüyorum. İnsan bunu nasıl tespit eder? Çok zor. Çünkü sen içindesin zaten. Dışarı çıkman lazım. Yani bunu çözmek çok zor. Bu cümleleri olmaz. Ama böyle sistemi haritada görünce bu hayret ve ustadın makamı ortaya çıkıyor.
Yani bunu görüp üstünde göreceksin, böyle işlenecek bu ders. Başka türlü anlamanın imkanı yok. Ondan sonra ustanın makamı ve hakimiyeti o zaman gözükür. Bunu nasıl çözümlediği ya? Gezmiş dolaşmış. Ama Osman başka bir şey, başım döndü ya. Bu nasıl çözümlediği? Abi bunun ilmini yapan bunu çözemiyor. İnsan orada 1000 yıldır tıpla, psikolojide şunda bununla uğraşmıyor mu? He. Bununla alakalı ya. Başka bir şey. Bu acayip bir şey. Bunu söyleyeyim bak, ne diyor doktor? İlim, bu olmaz ilim. İlim nerede ki? Bak, ilim nerede? İlim nerede? Aha sana ilim. Bundan sonra izan var abi. İlimi biz Allah ile özdeş yaptık. Hatta onların dediği ilim aşağıdaki ilim abi, bilgi. Yani, yani ilim Allah'ın sıfatı sıfatı değil mi? Zaten sıfatta ilim var mı? Dese ki bir arada Allah'ın ilmi yok. Tabii doğru, bu yanlış bir söz de. Çünkü biz tefekkür ettiğimizde esma, sıfat, şunat, zat ya. Esma sıfattan, sıfat şunattan, şunat zattan çıkıyor. Subut sıfatta esma, subutu sıfat var. İlim, irade, sen, basar, kelam, kudret. Peki zat-ı sıfatta ilim var mı? Yok. Şunat'ta var mı? Şunat'ta da ilim yok. Şefkat-ı mukaddesi, muhabbet-i münezzehe, lezzet-i mukaddesi, sevk, surur, lezzet, memnuniyet, iftihar-ı mukaddesi. İlim yok. İlimi nitelemeye çalışıyorum, biliyor musun? İlim deyince hep Allah'ın zatı aktarımıza geliyor. İlim Allah'ın sıfatıdır ya. Ha işte durdu. Peki ilim nereye kadardır? Terakki'de İmam-ı Rabbani de söylüyor. Hani ilk önce miraça giderken sesin mi, rüyetine mi, kelamına mı mazhar oldu? Kelamına. Kelamına ve rüyetine. Peki ilimin alem-i şahat, şecer-i hikattaki ismi neydi, kaynak? Kur'an oradan gelmişti. Oradan gelmişti. Ondan sonra artık ilim yok, ilimle değil artık. Başka bir şey. Roketin başım deposu oraya gidiyor, nasıl bırakıyorsun? Yani çünkü başka düşününce şeceri şirket aklım oraya gidiyor ya. Yani ilim oraya kadar deyince çok etkileniyor. Ne çekiyorsun? Ondan sonra ne var? Peygamberimiz arş, Esma-i İnkişafatı ile gitti. Çünkü arş, Esma'nın perdesi tecelli etti. Arşın üstünde ne var? Nefim arası. Nefim arası. Peki, lef-i mahfuzun üstünde ne var? Arş-ı azam. Orada ilim. Ruh. Ruhun karşılığı arş-ı azam. Dimağın karşılığı lef-i mahfuz. Kalbin karşılığı arş. Yukarıda olmasının sebebini anlattık. Kalp aşağıda, kafa yukarıda. Şimdi kalpten üstün değil. Aynen bunun gibi. Kalp aşağıda ama kalbin hizmetçisi. Şey de öyle, lef-i mahfuz. Ya kardeşim, peki o nedir? Kalbin diyor ve ruhun derece hayatına gir. Yani kalp arş, ruh arş azam. Derece hayatına gir. Ondan sonra ne oluyor? Ruh nereye kadar? Arş azam. Arş azam da dahil. Peki ruhtan da çık. Ben olan ben. O zat da olmayacaksın. Eneye giremiyorsun ki. Kabuk kafse. Orada duracağım. Duramıyorsun. Duracak ne demek? Orası da yok ki duracaksın. Olmayan bir şey işte. Kabuk kalpsen şöyle değil. Sarayın içinde şehir var. Şehrin içinde saray değil. Sarayın içinde şehir var. Şehrin içinde memleket var. Memleketin içinde alem var. Bu şehir nerede? Saray nerede? Kabuk kalpsen. Çünkü ruh mahlumdur. Ondan sonra hiçbir şey kalmıyor artık abi. Evet. Çok güzel dedi işte. Şimdi kendine benlik versen enaniyet. Ben hiçim dersen vahdetil vücut. Ona ne yapacağız ya şimdi? Başımız belada işte. Bir tanesi dedi ki burada nasıl çıkacak işte. Buraya kadar gelen çıkar zaten. Buraya gelemeyen zaten bunu konuşamaz. Onun için öyle bir endişe etmedi. Korktu. Anladınız mı? Ya burada diyor çabalar falan. Buraya kadar gelmişse bir fikir orayı da biliyor demektir. O zaman mahlukla vacip arasında bir berzahı zaten akıl iktiza ediyor, ilim iktiza ediyor.
vacip değilim. Mahluk da değilim. Mahluk kabı kavisinde bitti. Haşa insan öyle isim kullanmayacağım, Allah demeyeceğim. Tanrılaşamaz. O panteistlerin şeyi. O zaman bersahlık var. Neye benziyor? Vefat etti adam. Ahirete gitmedi ki. Ve dünyada da değil. Kabire ne diyorlar? Alemi berzah. Yani orta. Çekirdekteki ağaç. Ağaç değil, hiçlik de değil. İlmi vücut. Ya da göl, gölge. Gibi. Yok mu? Var. Var, var mı, varsa kilosu da yok. Müstakil bir vücudu var mı gölgenin? Kilosu var mı gölgenin? Var da kilosu yok. Var da müstakil vücudu yok. Yok da diyemiyoruz. Var yok da diyemiyoruz. Var da diye. Var diyebilmesin hacmi kütlesi elinin böyle olacak. Vücudu başka bir vücuda bağlı. Bağlı. Kanunlar da aynı böyle. Kanunlar gölgedir zaten. Zaman ve mekanın tanımlaması için kullanılan bir isimlendirmedir kanun. Çünkü mekansız ve zamansız kanun düşünemezsiniz. Yani su yokken suyun kaldırma kanunu düşünemezsiniz. Tersi de akmazsa hadi bakalım geçelim. Şimdi ezan vakti geldi. Saat 2:30. Bir buçuk mu? He. Şimdi bir tane de okuyalım mı? Yok. Ha dur. Tamam. Bunu çözmedik ki. Bunu çözelim tamam. Çünkü bunun yarım saat sayfa çözülecek. Ha. Şu. Daha bir şey yapmadık ki. Şuraya okuduk. Şimdi çözümlüyor. Onu yaptık. Buraya kadar geçeceğiz. Daha iltizama gelemedik tabii. Daha bir iltizam daha izah konuşmadık ki şimdi. Tamam konuşalım. He. Konuşayım şurayı. Onu bir tahayyül. Bir dahaki haftaya çekelim de daha çok öyle gelelim. Tabii onu yapmadık ya. Elimizde ama suç sizin ha. Evet. Suç sizin, niye benden istemediniz? Hangisi? Bir alttaki haftaya biraz aşağıydı. Tamam şimdi hallederiz dersiniz. Niçin? Tahayyül, parmağını koy. Tevehüm, tasavvur, tefekkür, izahşin. Tasdik-i akliden ve izan-ı kalbiden ayrıdırlar, başkadırlar. Bunlar cüz-i ihtiyarı pek dinlemiyorlar, okuduk. Ve bunlar teklifi din altına çok giremiyorlar. Bunlar şüphe ve tereddüt saymazlar. Şimdi, bunun izahından ne kullanmışız? Hem bir tarafa ve muhakeme başka yerden izah getiriyorum, sonra hüküm vereceğiz. Hem bir tarafa ve muhakeme namıyla ve insaf namına deyip şıkkı muhalifi irtizam ede. Ta öyle bir hale gelir ki ihtiyarsız tarafı muhalifi irtizam eder. Ona vacip olan hakkın irtizamı kırılır, o da tehlikeye düşer. Hasmının veya şeytanın bir vekili fuzulisi olacak bir hale zihinde takarırır. Şimdi şu kadar bir cümleyle falan seç. Zihni bile söyledi. Eyvah. He? Zihni bile söyledi. Zihninde takarırır. Evet, zihninde takarırır. Zihinde şey diyor da resimlenir. Şöyle diyor. Kalım istenilir. İcaz-ı Kur'an'da geçiyor. Kalım istenilir var ya en sonunda. Orada zihni anlatıyor. Yani vicdana indi yani. Onu demek istedim. Evet. Zihin oraya takarır eder. Demek ki acayip olmuş. Takarır. Takarır. İzlerine zaten intisar oldu mu? Zihine indi işte. Şimdi irtizam burada bir şeyi çokça, sıkça tekrar ede gelişirmiş. İltizam sistemi nasıl aktif edeceğiz? Bir yöntem var. Yöntemi anlatıyor. Bir şeyi çokça, bir anda olmaz. Çokça, sıkça, tekrar ede. Onun için Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah tekrarının sebebi, yani bir hikmeti iltizamımızın gelişsin diye. Risale-i Nur'da da çokça tekrar evet. Etmişler. Yani imani mevzuların. Evet. Yani iltizam denilir ki nasıl geliştireceğiz alemimizde? İltizamı geliştirirsek tasdikimiz artar. Tamam mı? İltizam nasıl gelişir? Bir şeyi çokça, sıkça tekrar ede gelişir. İltizam oldu mu ihtiyar kalkıyor. İltizam oldu mu ihtiyar şu ortadan devrediş oluyor. Subhanallah, 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 Subhanallah yapmak iltizamı geliştirmek içindir. Mesela tavaf, dönüyorsun, ihtiyardan çıkmak içindir. Bir şeyden çıkmak için hareket edersin. Oturduğun yerde kimse bir yerde çıkamazsınız.
Bak, iltizam oldu mu ihtiyar kalkıyor. O iradeye geçiyor. O nispette bir şeye iltizam etmek, o nispette ihtiyar yoktur. İhtiyarı kaçırmayın lütfen. Şu altını çizeyim de. Bak, şurası. Şurada maviyi çizeyim. Abi o zaman bak. Yani çizeyim şunu da sevgili abi. Şu. Değişik bir kalemle yapalım ama karışmadığını inşallah şey yaparsın. Bak şunla. Şu. Şöyle yapıp değildir. Abi şöyle desek nasıl olur? İltizam olduğu zaman zanlar, şüpheler, vehim, örf, tereddüt, cüz-i'tiyar, usisiyar, kişisellikler, meydanlar, tasarruf hepsi kalkar. Devlet iş oluyor. Harika. Bugün en güzel şeyin de bu oldu. Veya bana katkı oldu. Ben düşünmediğim, yeni öğrendiğim bir şey oldu şimdi. Onun için keyif verdi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bak, cüz-i'tiyar kattığımız zanların, iltizamın olma nispetine zanların, şüphelerin, vehimlerin, bilgilerin kalkıyor. Harikaydı. Üstad diyor cüz-i ihtiyarından bahsediyor. Ben yeni öğrendim. İmtihan mı? Ha? İmtihan. Yani kalkıyor derken o nispetle kalkıyor. İmtihan bitmez daha çünkü bu daha bu imtihanlar var. Yani şunlardan kalkıyor. Yani hangisi? Sana yaptırıcılık zanlar var ya. Zanlar olmasa zaten farklılık düşünemezsin. Ortada sıfırlanmıyor doktorum. Yani zanın ifrat tefrit vasatı var ya, vasatından geliyoruz. Şüphe kalkarsa zaten terakki yok ki. Mesela meleklerde bu kalksın. Şey, meleklerde yok ki, melek olursun. Yani kaldırma değil de vasata getirme diye. Vasat öyle değil. Tamam doktorum o da harika. O da güzel. O da güzel. Harika. Bugün acayip oldunuz ya. Peki, devam ediyorum İhtizam abim. Önünü kapat, koyun. İltizam oldu mu ihtiyar kalkıyor veya vasata geliyor. Vasata geliyor yazmam lazım. Doktor katkı sağladı eyvallah. Vasata geliyor diyeceğim. Bak heyecanlandım ya güzel. İhtiyar. Ya biz bunu niye tekrar şey yaptık? Ne yaptığımızı bilmiyorum. Kalkıyor değil. İhtiyar. Vasata. Doktor ne diyor tekniği? Çünkü ihtiyarı pek dinlemiyorlar diyor. Ha evet. Yani kalkmıyor. Evet harika. Ve o iltizamla şu. Güzel. İki tane doktor oldu mu güzel oluyor. Ve o iltizamla, o iltizamla vicdanda bulunan zihnine de tesir ediyor, iltizam zihnini etkiliyor, yerleşiyor iltizamdakiler. Abi siz araba kullanırken ilk öğrenmeye başladınız. Kafanızı vitese döndürüyorsunuz. He. Vitesi şey yapıyorsunuz. Direksiyona, sağ tarafa, aynalara bakıyorsunuz. Oraya buraya bir yoruluyorsunuz. Bir ağırlık var üzerinizde. He. Şimdi nasıl bir durumdasınız abi? Şimdi zaten düşünmüyorsunuz. Yaptığınız işi düşünmüyorsunuz bile. O el, kol, yüz, otomatik artık o hareketi yapar vaziyete geliyorsunuz. Öğrenirken de vitese bakıyorsun, debriyaja bakıyorsun. Doğru. Ama yapa meleke sahibi bu iltizam. Zihin ait bir şey anlatacağım. İnşallah bak. Kızılayacağız da. Kalım isteği de. Çünkü bazılar diyecek ki, diyor ki nereden çıktı bu? Bizim kitapta yazmıyor. Çok seviyorum ya ama hoşuma gidiyor. Niye bunları tekrar ediyorum? Hoşuma gidiyor ya. Kalktı bir tanesi. Neredeydi ya? Nur'un belki miydi? Öyle bir şey yok dedi külliyatta. Dedim ki, o sen, orada sen yazdın dedi.
tabii kadın mesleği okumamış ya. Dedim ya var. Kalktı baktı. Baktı. Hakikaten varmış dedi. O kadar güzel uyuyordu ki. Ne yaptı biliyor musun bak? Hem teneffüs etti. Yarın hiçbir yere söz vermiyorsun. Anıp ölü yaşta. Ondan sonra. Ne abi dedi? Hiçbir yarın bizim evde yemek yiyeceğiz. Evet. Selam olsun. Öyle bazen şey yapayım. Hoş hoşuma gidiyor. Öyle. Mesela bir tanesi de sen rastlamışsındır mescitte, Zeytinli'nde. Selam olsun oraya da. Dedi ki, daha dedi Miracı ben yeni okudum. İlk önce rüyetine sonra kelamına mazhar oluyor. Sen derste dedin ki, ilk önce kelamla sonra rüyetine. Hatırladın mı? Nerede? Var mıydın orada? Ben yok dedim. Sen çok meşhur arkadaş. Ondan sonra. Ya dedim, ya ben öyle hatırlıyorum. Ya yeni okudum dedi. Tamam, peki öyle olsun. Kalktı. Gitti. Getirdi. Şey. Kitabı getirdi. Ve ona baktı, getirirken zaten bakıyor. Şey değişti. Rengi hiçbir şey demedi. Ondan sonra okudu. İlk önce demek. Ha, okuyorum. Sayfa 703. Şurayı şey yap. Hulasa. Yazayım mı? Şu çok önemli ya. O güldüğüne göre Harun meseleyi biliyor. Bak. Numarayı söyleyince anlıyor. Zannediyor. Bak. Hulasa. Bak arkadaş bak ne diyor. Lafsın, lafız. Fız. Fikrin kaynağı. Bu ilhame değil bu cümleler. Bunun aslı Arapçadır. Bunu tercüme edenin zihin aynasındakileri şey yaptı. O kadar külliyatla, mesnevi nuriye ile işaret icaz, sözlerle, mektubatla çatışırsa onu alacaksınız. Sözlerdeki iman bunun salihinden daha salihtir. Çünkü bu tercümedir. Sözler, mektubat, lemalar şu alan asıldır. Yani bakış tarzınızı da bilelim diye. Beşeri ifadelerdir, tercüme, sözler, mektubat, lemalar, şualar vesaire, usta, tercüme olmayanlar ustadındır. Büyük yani, mesleği mi kastediyorsunuz abi? Büyük ve küçükten. Küçükte de mi? İşaret edeceğiz. İşaret edeceğiz. Yani. Bunlar tercümedir. Abdülmecid abi yapmış. Buna da Allah rahmet etsin. Mekan cennet olsun. Allah şefaati mazhar etsin. Adılar abi yaptı. Tamam. Çok sağ olsun. Kayma. Tasavvurun sureti. Abi kaynağı yazdım. Kaymağı olacak. Öyle mi? Ben ne yazdım? Kaynağı yazdım. Kaymağı. Kaymağı. Evet, kaymak oldu. Kaynak. Evet. Bir de tasavvurun sureti. Suretin. Teemmülün bekası. Bekası. Zihnin remzidir. Zihnin remzidir. Remzidir. Alt alta yazarsın. Sen sana madde madde. Öyle mi? Benim bildiğim aslında. Pasar abi. Hasan abi, Hasan abi benim bildiğim Hasan abi. Hasan diyor. Onu ben bilmiyorum o kim ki. Hasan abi bilmiyorum. Madde madde oldu ya. Fikrin kaymağı 1, tasavvurun sureti 2, teemmülün bekası 3, tasavvurun sureti 4. 4. Bir tane daha var. 5 oldu herhalde. 7'ye tamamladı. Evet. Tasavvurun sureti 2. O zaman şöyle yapalım. Lafızı da şey yapın. Değil mi? Anlattığı şey lafız. Yok tabii. Lafza değil. Zihin. Tabii abi. Lafız, ok çekeceksiniz. Lafzı anlatmıyor mu? Tabii. Yok. Ne bu?
Başı ne? Şimdi okuyayım. Hülasar başka bir şey. Özetlemek istedim. Evet, evet. Lafız, ok çekeceğiz, öyle değil mi? He, aynen öyle. Zihnin remzidir. Şunu da yazayım da. Hülasar'ı silin abi, o bizim işimiz etmez. Tamam, onu da sileceğim. Zihnin... Yeter lan, ben böyle yapıyorum. Şimdi burayı siliyoruz. Ne anlatıyor? Lafız. Ya öbürünü de sileceksiniz arada. Şunu siliyoruz. Biraz zorladık ama. İyi oldu. Adam gibi oldu. Fikrin kaymağı. Fikrin kaymağı. Şuraya bak. Ondan bunun toplamına işte ruhun alem-i şehadetteki vücud haricisidir lafız. Demiştin değil mi abi? Başka bir şey daha söyledi abi. Öyle mi? Ötelerden yani abi ruha giydirilmiş vücudu harici yani bedeni misali gibi sanki. Evet, ruha giydirilen beden misaliler gibi. Ötelerden. Bir daha bunlar bir insanda şey oldu mu? Konuşuyor ya. Konuştum. Şu anda benim kelam ruhun vücud haricisidir. Harun'un ifadesiyle ötelerden giydirilmiş libasların beden misalileridir. Evet. Birinci mektubu öyle okumak lazım. Birinci üçüncü tabakayı hayat. Üçüncü tabakayı hayat. Kimindir o? İsa. İsa. İsa şey ya. Kelimullah. Kelama biz bedeni misali giydiriyoruz abi. Cenab-ı Allah da kendi kelamına misal giydirmiş. Bu tekvini ayetlerle. Bir de söyle. Cenab-ı Allah da Kur'an-ı Azimşan'a beden misal giydirmiş bu tekvini ayetlerle. Şu mevcudat. Evet. Sen de o kelimeleri okuman lazım. Yani Allah'ın kelamı olan şu mevcudat ama nasıl? Libas giydirmiş bu mevcudat. Aslında kelamdır. Çünkü kelam üç sıfatı tazamun eder. Böyle dersek daha yani. Evet. İlim, irade, kudreti tazamun ediyor. Bunun donmuş hali alem-i şehadet. O zaman Kur'an yani alem-i şehadet nedir? Lafsa, Allah'ın lafzına vücudu harici giydirilmiş. Onu bizde taşırsak o vücudu harici ne abi? 29. sözde onun vücudu haricisi Allah alem melaike. Evet, İsrafim insan 13. şu anlar. Ona baktığında bende uyanan o aradaki ne? Bende uyanıyor, bir konuşması lazım benimle onun. Mevcudat. Tabii o. Mevcudat bendekileri uyandıracak. Bir arada bir iletişim var, ilham olayı var. Bu ne abi? O da ruhaniyat diyebilir mi sanki onun kelamı sendeki uyandırdı? Evet. Konuşuyor çünkü, konuşması lazım. Onlar uyandırması nispetinde bir uyandırıyor, ilham oluyor. Bir uyandırıyor, vahiy oluyor. Yani vahiy bir de getiriyor ama iyi dinleyin. Ters olmaz değil mi? Burada kalmak şartı. Zahirde Azrail geliyor, ruhumuzu alıp gidiyor. O zaman bu manaya göre Azrail bizde yok. Ama çekirdekten ağaç çıkarsa, çıktı. Çekirdekten ağaç çıktı diye ağaç çekirdekten bir tamamıya koptu mu? Yok. Ağaç nedir? Bil fiil. Çekirdek nedir? Bil kuvve. Dişe vuruşu. Biz kainatın, her şeyin Allah'ın dışında her şeyin Nur-u Muhammed'in cilvesi değil miydik? Değil miyiz? Evet, evet. O zaman Cebrail de var bende, İsrafil var bende, Mikail var hepsi. Zaten 13. sayfada şu alarda İsrafil bir misali, İsrafil misali şeceri kainata İsrafil'in cesedi diyor. O zaman bu manada alacağım seni. Bu manada Azrail gelip canımızı almıyor. Zaten bizde var. Canımız çıkması demek Azrail gidiyor demek. Bu melekle mesela bir vahiye bakmak abi ayrı.
Bir de peygamberle vahiye bakmak ayrı mesela. Öyle de bakılabilir değil mi? Bakılır. Mesela melekle nasıl diyelim? Vücudu harici şeklinde. E peki bu tekvini ayetleri o peygamberle bakmak o hangi makamda mesela? Tekvini ayetleri ama. Şu mevcudata. O tekvini ayetler diyor ki mesela o bedeni misalisi bu melaike. Üçüncü tabaki hayatta diyor ki bedeni misali gibi melek hayatı gibi hayata girersen onun öğütlerini mesela İsa Aleyhisselam öğütleri gibidir diyor ya abi. O zaman ne oluyor? Onun yani o şey meşrep olursa bu sefer onu öyle okuyabiliyorsun. Mesela İsa Aleyhisselam gelse bu tekvin ayetleri nasıl okurdu? Ayetel Kübra gibi okurdu. Yani o zaman ancak o işte temizlenmesinle oluyor. Şimdi bu mevcudatın şeyi zaten bedeni misalleri. Bedeni misali. Melekler. O zaman melekler maliklerimizi uyandırıyor. Melekelerimizi. Melekelerimiz uyandırırsa maliklerimiz ortaya çıkıyor. Malik olduklarımız. O zaman kulağınızı birebiliriz. Malikin nas. Melikin nas, malikin nas. İlahiyim. Anladın mı? Melekelerimiz, melekelerimiz. O dimağda şey yapmıştık. Kuvve-i kadabiye, kuvve-i şeve, kuvve-i akde bunlar melekelerimiz. Maliklerimiz. Zaten levh-i mahfuz'a ceberut deniliyor. Onun dimağdaki karşılığı dimağdır. Cebrail'dir. Ceberut, Cebrail. Melekelerimiz, maliklerimiz. Cebrail Aleyhisselam levh-i mahfuz'dan aşağı getiriyor. Evet. Zaten oradakini alıyor. Ama bu arada bu yaptığında Cebrail de yok. Yani levh-i mahfuz'a indiriliyor. PDP levh-i mahfuz'dan Cebrail indiriyor. Levh-i mahfuz'a nasıl indirildi? Levh-i mahfuz'a emmiyen de var. Emmiyen de var. Amin Resulü dilek aşağı şeyde kabı karşısından aldı Resulullah. Cebrail'siz. Neyse burada duralım. Şimdi bu lafzı göstermek istedim. Buradan ne diyecektin abi? Ben de bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Niçin o oldu? Koptu Hasan abi. Bilmiyorum. Şeye doğru selam bilmiyorum. 703 müydü? Kaçtı? İdris Aleyhisselam'a selam söyleyeyim abi. Eş Türk tuzu hiç hatırlamıyorum. Şey bitti mi peki o mehaz bitti mi o? Şey mahvetti beni. Bu mevcudatın bedeni misalileri olan melekler. Korktum ondan sonra hatırladım. Sen de uyandırdın bambaşka. O melek tarafı. O sen de uyandırdın bambaşka. Mevcudatın bedeni misalileri. Allah ne güzel bir misal getirdi diyor ya. Misal getirdi. Getirdi de işte. Ayetti göndermişti. Ayet İbrahim. Veliler meseleleri hala. İşte biz de böyle abi tabiri caizse mesela içimizdekine misal getiriyoruz. Ben ruhuma misal getireceğim. Nedir? Kelam. Misal getiriyorum. Gidiyorum. Taşıyor bambaşka bir yere insanı. İçimin misali. Lafzım. Ondan sonra sen ona işte nereye taşırsa seni. Şu cümleyi okuyalım tamam. Evet. Bundan sonra daha gitmiyor. Bitsin o mehaz şey. Neydi? Ben tamam. De bilmiyorum. El Fatiha. Şalan yok. El Fatiha.